Abla sen iyi misin gerçekten? İyiyim Demir. Nefes aldım biraz. O da iyi geldi. Daha iyiyim. Sen nasılsın? Ben Züleyha'ya her şeyi anlatacağım abla. Nasıl yani? Anlamadım. Ne demek ben Züleyha'ya her şeyi anlatacağım? Seni dinleyeceğim. Ümit'ten bahsedeceğim ona. Nereden çıktı şimdi Demir bu? Abla sen haklıydın. Bunu benden öğrenmesi lazım, başkasından değil. Açık açık konuşacağım onunla. Yani dinlemez ki seni Züleyha. Dinler mi? Bilmiyorum. Beni seveceğine dair hiç ümidim yoktu. Bir anlık hataya düştüm diyeceğim. Ne diyeyim ki? Tamam. Tamam. Böyle söyle. O da seni terk etsin, olur? Yok yok. Ben ona doğru düzgün anlatırsam... Dinlemez Demir. Dinlemez. Abla sen demedin mi Züleyha'ya her şeyi anlat diye? Yani tamam dedim ama Fikret'ten önce söylemiştim. Yani bu Fikret meselesi yoktu o zaman Demir'ciğim. Demir, bu adam senin düşmanın. Yani gölgen gibi arkanda dolaşıyor, görmüyor musun? Ne kadar tehlikeli bir adam. Neler yapıyor sana? Kamyonun altına bomba koyuyor. Ahırını, konağını yakmaya çalışıyor. Kepaze gibi her yere böyle afişler asıyor. Züleyha'nın ne kadar korktuğunu görmüyor musun Demir? Yani böyle bir durumda Züleyha seni nasıl dinleyecek? Senin Fikret gibi bir düşmanın varken Züleyha'nın çekip gitmesi nasıl göz yumarsın? Nasıl yaparsın bunu? Ailenin dağılmasına nasıl müsaade edersin? Senin tam tersine Züleyha'yla kenetlenmen lazım. Birlikte olman lazım. Abla ben Züleyha'dan vazgeçemem. Yuvamı dağıtamam zaten. Züleyha durur mu zannediyorsun Demir? Yani Ümit'i öğrenince... Züleyha, yani Demir bu hepimiz için gerçekten hiç iyi bir şey olmaz. Zamanı değil. İnan şimdi değil zamanı. Demir, ablacığım. Sakın söyleme Züleyha'ya, olur mu? Ümit'le ilgili hiçbir şey öğrenmemesi lazım. Asla. Ne kaynatıyorsunuz burada? Hani kahve içecektiniz bahçede? Biz atlara bakalım dedik de. Ben de ne zamandan beri atlarla ilgilenmiyorum, onu fark ettim. Biraz seveyim istedim. Bir gün binelim seninle. Ben binemem Züleyha atlara. Niye? Ben öğretirim sana. Canım benim. Beni mutlu etmek için nasıl da çırpınıyorsun öyle. Canım ablam. Sen de bizi mutlu etmek için çok çırpındın. Ben bir Şermin'e bakayım içeride. İçeride. Sen ne anlatacaktın hayatım bana? Şermin hastaneye ziyarete gittiğinde Sevda ablayı bahçede görmüş. Sayıklıyordu, durumu hiç iyi değildi diyor. E tamam, doktor ilaçlardan olabilirmiş dedi ya. Tamam ilaçlardan da halini görmüyor musun işte? Ben bir buhrana kapılıp kendine zarar vermesinden korkuyorum Züleyha. Şermin'i dinlemediğim için de kendi kendime hayıflanıyorum. Bunu konuşacaktım. Yok Demir, abartma. Sevda abla güçlü kadındır, atlatır, sen merak etme. İstanbul'da iyi bir doktora mı görünsek biz? Canım benim. Canım benim. Ailesine nasıl da düşkündür. Onu çok sevdim biliyorsun. Son yaşananlar ona çok ağır geldi biliyorum. İstersen bir Ümit'le konuşayım. Ne olduğunu bir detaylıca öğreneyim. Belki bize doktor önerir. Yok yok, lüzum yok. Ben endişe ettim sadece. Endişelenme hayatım. Çok zor bir dönem geçiriyor o da. Birlikte atlatacağız inşallah.